Herkese merhaba, herkese günaydın arkadaşlar. Hepinize günaydın. Hakan'a abisinden kalan şortlarına bebe lastiği takacaktım. Dün akşam iki tanesini taktım. Ondan sonra boğazlarım ve kulaklarım inanılmaz derecede ağrımaya başladı. Gerçekten Hakan gibi ben de hasta olmaya başladım. Bunun da geniz akıntısı vardı. Büyük bir ihtimalle bende de geniz akıntısı var ve konuşmam, ses tonum tamamıyla değişti. Zaten bazı arkadaşlar söylüyor, belki sen burnundan konuşuyorsun diye. Ben bildiğim bileli bu şekilde konuştuğumdan dolayı burnumdan mı konuşuyorum, nereden konuşuyorum hiç ama hiç bilmiyorum. O yüzden de şu anda gerçekten ses tonum değişti, onun farkındayım. Ama geniz akıntım da var, boğazlarım çok kötü yanıyor, kulaklarım o kadar artık yavaş yavaş buldu. Bu mevsim geçişlerinde insanlar koskoca bir kış hasta olmuyor o soğuklarda hiçbir şey ama mevsim geçişlerinde hasta olduğu zaman berbat oluyorsun. Kış ayında çok çok daha berbat oluyorsun gerçekten. Kolay değil. Hakan'ın bile öksürüğü tam olarak geçmedi. Hatta dün eczaneden bir öksürük şurubu aldım. Bir de Vicks aldım. Öksürük şurubu verdim. Ateş düşürücü ağrı kesici de verdim. Kendi ağrısı biraz bile olsa hafiflese gece biraz daha bir tık daha uyur diye şey yaptım. Ama öksürükten yine uyumadı çok fazla çocuk. Bir de Vicks şu göğsüne ve şuraların yumuşasını ayaklarının altına Vicks sürdüydüm. Bir tık şeyini hafiflesin yani ne bileyim ben size. Öksürüğünü falan hafiflesin diye. İşte ya birkaç gün daha herhalde sürer diye tahmin ediyorum ama o birkaç gün sonunda da artık herhalde geçmeye başlar. Şu mevsim geçişleri gerçekten insanları mahvediyor. Berbat bir şekilde. Böyle iki tanesine yaptıydım. Hatta bir tanesi daha gitsin ya. Ha, bazı arkadaşlar da sormuşlardı şortlara bebe lastiği takıp nasıl şey yapacaksın diye. Valla ben hem İsmail'inkine, Feyza'nınkine de dahil olmak üzere hep böyle şortlarına eşofmanlarına hep bebe lastiği takıyordum. Ha, önlerinde şu bağcıklar var da, şunlar. Bu bağcıklar çok fazla işe yaramıyor. Ben çok fazla sevmiyorum. Çocuklar bunu söktüğü zaman eğer bellerine büyük geliyorsa o tekrardan düşüyor. Ama en güzeli şöyle. Bak bebe lastiği ne güzel. Sadece bir tek şu önde lastik gözüküyor. Ay o da gözüksün yapacak bir şey yok. Belinden düşmediği sürece sıkıntı da yok zaten. Önceden de Feyza'nın zamanında, İsmail zamanında bak. Feyza'nın zamanında aslında o daha kolay oluyordu. Bebe lastiği geçirmek şimdi uğraşıyorsun. Bu ipini şuradan asıldığı zaman bu ucu buradan çıkıyordu. Komple bir belinde bir lastik ip dolanıyordu. Herhalde çocuklar hep belindeki ipleri çıkardıklarından dolayı şu bel kısmı, el arkasındaki kısımda komple bitiriyorlar şuradan. Bitiriyorlar ya da şuraya dikiş atıyorlar ki çocuklar iplerini çıkarmasınlar diye. Şimdi ben ne yapıyorum? O komple aslında bir ucuna lastiği bağlayıp diğer ucundan çektiğim zaman lastiği geçirmek daha kolay oluyordu. Ama şimdi ne yapıyorum? Şu arka kısımdan bak şöyle. O kısım da aslında çok kötü gözüküyor ama yapacak bir şey yok zaten. İçine girdiğinden dolayı, içte de kaldığından dolayı gözükmüyordu yani. Ne yapayım? Bak şuralardan şöyle kesiyorum ben. Size göstereyim bak. Şuralardan kesip lastikleri buralardan çıkıp burada bağlıyorum. Bel kısmında bağlıyorum ki onu da şöyle iç kısmına şu gözükmeyecek şekilde şortun iç kısmına sokuyorum ki beni de çok fazla rahatsız etmesin diye. Vallahi bu şekilde hepsine bebe lastiği geçireceğim. Lastik geçireceğim yani. Ya bebe lastiği dedikleri de bilmiyorum ki bunları önceden beri hep böyle bir bebe lastiği derler. Bilmiyorum bunu önceden beri söyledikleri için ben de bebe lastiği diyorum. Şu lastikten bayağı ağlıydım. Şimdi geçireceğim ve hatta altındakine de geçirdim. Galatasaraylı'ya da geçirdim. Bunu da geçirdim. Ya geçirim iyi oluyor ya. O lastikler, ipler böyle açıyor onlar. Ondan sonra donu düşüyor. Çocuk bir yandan donu tokacağım diye çalışıyor. Bir yandan da oynayacağım diye çalışıyor. Ay şu şortunu çok seviyorum. Bu şortunu geçen sene almıştım. Bayılıyorum. Bu Hakan'cığımın şortu. Bu da Hakan'cığımın ilk yeni doğduğunda aldığımız şort. Hala giydiriyorum bak. Bunun lastiği çok güzel. Tam şu anda beline göre. İyi. Hepsi şimdi tek tek bana geçireyim de. Hiç olmazsa giydiğinde belinden çıkıyorsun çocuğum. Bazı arkadaşlar yazmışlar şimdi biliyorsunuz ki benim şu çenemdeki şişkinlikten dolayı kaslarımı çok fazla çalıştığından dolayı botoks uygulayacaklar. Doktorumuz bana telefon açacak. Telefon açtığı zaman ben gideceğim. Uygulamaya yapacaklar. Yani şimdi var ya gerçekten de korkuyorum. Şimdi Nihal ablaya da sordum. Ben de iğneyi çok fazla sevmiyorum değil mi? Bir de komple yüzümün her tarafında minik 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 iğneler yapacaklarından dolayı ister istemez insan bir tık bile olsa tedirgin oluyor. Nihal abla uyuşturacaklar. Hissetmeyeceksin dedi. Hissetmekten ayrıca o iğneyi olacağını şeyi hissiyat insan zaten tedirgin ediyor gerçekten.
Neyse bazı arkadaşlar yazmışlar dişlerini çok fazla sıkıyorsun. Tabii gece uyuduğumdan dolayı gece fark etmiyorsunuz ki. Gece dişlerimi belki de sıkıyorumdur. Ben farkında değilim ama bazı arkadaşlar yazmışlar. Gerçekten çok dikkatlisin. Çok teşekkür ederim sizlere bu konuda. Belgin dedi bir iş yaparken bile dedi istemsizce bir şekilde ve sen de farkında değilsin büyük bir ihtimalle dedi. Sen dişlerini otomatikman sıkıyorsun dedi. Hani mesela bir yemek yaparken bile, bir evde bir iş yaparken, süpürge yaparken, temizlik yaparken, herhangi bir şeyle uğraşırken diyor. Sen diyor direkt diyor dişlerini sıkıyorsun ve sen de bunun farkında değilsin diye yazmışlar. Doğrudur, sıkıyorumdur istemsizce çünkü kendi bilgim dahil olmadı. Orasında şey yaptığım bir şey aradım. Ona artık gerçekten dikkat edeceğim ve doktor sakız çiğnemeyeceğim dediği gün. Ertesi gün ben yine hala da unutup da sakız çiğniyorum. Feyza ile İsmail beni uyardı. Ve İsmail özellikle iki defa uyardı. Annesini iki defa uyardık dedi. Sakız çiğnememen gerekirken ve hala da sakız çiğniyorsun dedi. Neyse onu da bırakacağım inşallah. Bu diş plaklarından, bu hani diş sıkmalarla alakalı diş plağı mı diyorlar, bir şey diyorlar. Plak sıkmış herhalde. Şu botoks olduktan sonra o diş plağına da bir bakacağım olmaz. Hani gece uyurken dişimi sıkıyorsam bile yaptırmış olduğum işlemi, sağlıkla alakalı yaptırmış olduğum işlemi yani düzgün sonuçlar alabilmek için bir 6 aylık çünkü 6 aylıkmış çünkü galiba bu yapılacak olan botoks. 6 ay sonra zaten botoks netisi geçince de benim tekrardan kaslar çalışmaya başlayacak ve o zaman da yine eğer dişlerimi sıkmaya devam ediyorsam ki aynı sonuç şu görüntü. Şurada da aynı şekilde var zaten. Görüntü demek şekil bozukluğu işte. Zamanla oluşan şekil bozukluğu. 6 ay sonunda tekrardan yenileceğinden dolayı diş plana bir benim bir bakmam lazım. Yaptırmam lazım. Diş doktoruna gidip de onunla bilgi alakalı bir konuşup da bir bilgi almam lazım. Ama ilk önce dedim ki şu botoks yaptırayım. Ben çıkacak olan sanatı çok merak ediyorum. Bazı arkadaşlar yazmışlar. Bir arkadaş yazmış. Belki de gerçekten de botoks yaptırdıktan sonra da kastan çalışması durunca da ister istemez. Tabii ki de yüz şeklin değişecek dedi. Çarpıyor bir saniye. Pardon. Yüz şeklim tabii ki de değişecek ama doktorun da söylemişti. Yüz şeklin değişecek dedi. Değişik bir yüz şeklin olacak dedi. Doktorun oradan söyledi. Feminen bir değişik yüzün olacak dedi. Güzel bir yüz şeklin olacak dedi. Kastan çalışmadığından dolayı yüzüm dedi küçülecek dedi. Kilo verecek yani şuradaki şeyler gelince de yüzün ister istemez otomatikman küçülecek dedi. Tabii ki de dedi bir değişikliğe uğrayacak yüzün dedi ama güzel bir görüntü olacak yani bu kötü bir görüntü değil yani dedi. Genellikle de bu şekilde yüz şekline sahip olmak isteyen bayanlar ve var ve bu şekilde onlar için de botoks yaptıran bayanlar var dedi. Bakalım hayırlısı. Botoks yaptırdıktan sonra sizlerle beraber zaten sonuçları sizlerle göreceksiniz zaten. Sürekli olarak beni izleyen ve takip eden arkadaşlar sonuçları hep beraber bakalım takip edeceğiz yani göreceğiz. İnşallah dediğim gibi böyle çok böyle bariz, abes bir şey olmaz. Kesinlikle açıkçası ya. Çok değişiklik olmasın ya. Şu andaki dediğiniz gibi şu şişlik şuradaki şey inerse hani şurada da birazcık var. Bu da zamanla zaten bu dedi doktorum da söyledi zaten oradaki. Şu andaki dedi aynı burayla dedi işlenecek dedi. Buradaki kastan da çok çalışıyor, çalışmaya başlamıştı da buradaki kastan da çalıştığından dolayı burada da böyle bir belirginlik dedi. Şekil bozukluğu dediğim ben sizlere artık nasıl adlandırsanız ben şekil bozukluğu diye adlandıracağım şimdi. Yanlış ya da bilmiyorum yanlış bir tabirse de kusura bakmayın yani. Bu şekil bozukluğu dedi burada oluşmaya başlayacak dedi ve buradaki de büyümeye devam edecek dedi. Çok şükür varmış bir şekilde. O yüzden bakalım sağlıkla alakalı yaptıracağız artık. Allah hayırlısı sorumlusun başka hiçbir şey demiyorum. Hiç öyle ben önceden de söylemiştik zaten bazı arkadaşlar bana her zaman için söylüyorlar. Benim dudaklarım çok küçük. Evet gerçekten de küçük. Ben bildim bile dudaklarım hep küçük zaten. Bunu her zaman da söylüyorum. Allah sağlık verdiği süre boyunca hiçbir şekilde işlem yaptırmayı hiç düşünen bir insan değilim. Gerçekten hiçbir şekilde düşünen bir insan değilim. Bana diyorlar ki dudaklarına botoks yaptır. Hani dudakların biraz öne çıksın. Dudakların hiç yok gibi incecik çizgi şeklinde bir dudaklarım var diyorlar. Ama ne diyeyim ben memnunum dudaklarımdan ya. Bir sıkıntım yok. Konuşabiliyorum. Yemek yiyebiliyorum. Bak çok fazlasıyla çene çalıp da çalındığı rahatsız olabiliyor. Vallahi hiç bilmiyorum. Şu zamanda hiç botoksu düşünmemiştim. Hiç böyle bir estetik müdahale düşünmemiştim ama ta ki sağlık oluncaya kadar. Sağlık olunca tabii ki de işler bir yerde değişiyor ve şey yapıyor. Ay hep size konuşup da hep şunu yapsaydım çok iyi olacaktı ya.
Dünya ablayla beraber çıktığım zaman bilgisayarı aldım. Yani sonunda diyeyim ama almakta zorundaydım. Gerçekten almakta zorundaydım. Artık bilgisayarım gerçekten artık şeydi, tıkandıydı diyebilirim yani sizlere. Hatta en son bilgisayarcıya format attırmaya götürdüğümde yani artık dedi format biraz saklı bir yere kadar dedi. Bilgisayar dedi artık biz değiştirmekte zorundasınız yani değiştirmenin vakti de gelmiş dediydi. İdare edebildiğim yere kadar idare ediyordum. Ama baktık hele son iki günden beri idare ettiğim bir yerde kalmadıydı. Değiştirdim bakalım. Ben i7 istiyorum. Ben güzel bir makine arıyordum aslında. Hani ilerleyen zamanlarda daha bir şekilde kullanayım diye. Tabii ki bilgisayarları size biliyorsunuz. Teknolojiyi biliyorsunuz. Her geçen gün teknolojide bir yenilikler oluşuyor. Hep bir yenilikler geliyor. Ama bu teknolojiye ayak uydurmak gerçekten çok zor. Maddi açıdan ayak uydurmak zor tabii ki. Yani ayak uydurmak istesen edebilirsin. Tabii maddi açıdan uygunsan niye olmasın ki? Her şey gibi uygun ama güzel bir makine aldım ama benim baktığım makineler dediğim gibi 50 bin lira falandı. i7'ydi. Ekran kartı çok güzeldi. 16-32 GB'tı. 16 GB galiba ekran kartı. Hard diski dairesi 1 TB'tı. Belli 32 GB'tı. Çok güzeldi ve kuvvetli bir makineydi zaten. Benim baktığım makine gerçekten kuvvetliydi ama fiyatı da 50 bin lira. Gerçekten çok pahalıydı. Neyse onu almadık ama yine de Escalable'ın i7'sini aldım ben. Ekran kartı 4 GB. Hafızası da 512. İyi yeter. Şu anda benim işimi görür mü? Görür. Sıkıntı yok ama ilerleyen zamanlarda eğer dediğim gibi matbaa işleri yapmaya devam edersen Corel'de o beni biraz şey yapabilir. Kasma yapabilir yani. Grafik tasarımda biraz kasma yapabilir ama şu an Hakan'ın okuluna ve eğitimine odaklandığından dolayı şeye tam olarak odaklanamıyorum. Matbaa işine. Grafik tasarım odaklanamıyorum. Çünkü müşteriye gitmem gerekiyor. Müşteriye bir defa gitmiyorsunuz. Müşteriye birkaç defa gidiyorsunuz. İlk gidiyorsunuz, iş için görüşüyorsunuz, fiyat veriyorsunuz, geri geliyorsunuz. Ondan sonra tekrar müşteriyle görüşüyorsunuz. Eğer verdiğiniz fiyat onaylanırsa şayet tabii ki de. Ondan sonra birkaç defa da grafiğiyle alakalı, tasarımla alakalı görüşüyorsunuz. Ondan sonra teslimat oydu buydu derken gelgitlerle tabii ki de bu müşterinin istediği saatlere gidip gelmemiz gerekiyor ki ben o saatlere de Hakan'ın saatlerini uyduramayacağımdan dolayı şöyle ama tekrardan şöyle bir vazgeçtim diyebilirim yani. Hakan şunu da ayarlayalım da çıkalım annem dışarıya. Adana'dan bir takipçimiz gelmiş, bir arkadaşımız gelmiş sağ olsun. İki gün olmuş geleli herhalde Antalya'ya da. Yarın da Adana'ya tekrardan geri döneceğim. Belgin abla dedi buluşalım mı dedi. Çok istiyorum dedi. Ben de tabii ki de seve seve dedi. Yarım saat 40 dakika içinde büyük bir ihtimalle Gülür Keseleklerin orada kendisiyle buluşacağız. Hatta bana yazmış tekrardan Belgin abla çok heyecanlıyım. Heyecanlanacak da ben hayatım. Normal sen de ben de. Yani ben de senin gibi şey. İnsanım aslında ben de böyle yeni yeni arkadaşlar tanıttı. Yeni yeni yüzler deyip yeni yeni dostlar edindiğim zaman ben daha mutlu oluyorum. Ben sizlerden çok daha fazla mutlu oluyorum açıkçası. Hani bizleri takip eden, bizleri izleyen arkadaşlar, bizleri sevdiği arkadaşların kim olduğunu öğrenmek, onlarla sohbet etmek, birebir sohbet etmek bu şekilde yüz yüze ya da telefonla. Mesela ben telefonla da görüştüğüm benim arkadaşlarım da var. Ben arkadaşlarım diyorum kendisine. Belki ismini zikretmem doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Ebru diye bir arkadaşım var. Biz onunla telefonla görüşüyoruz arada sırada. Valla kaç günde bir görüşüyoruz Ebru hiç hatırlamıyorum hayatım ama biz bir telefonla görüştüğümüz zaman Ebru da biliyor. Bir saatten aşağı konuşmuyoruz. Çok güzel sohbet ediyoruz. Hatta en son şey dediydi. Ay diyor Belgin abla diyor yüz yüze olsak diyor ne güzel diyor sohbet ederiz dedi. Yaşça benden küçük bir kardeşim tabii. Bakalım inşallah kendisi Antalya'ya gelmeyi düşünüyor. Kendisiyle şöyle bir oturup sohbet muhabbet etmek istiyorum. Biz kendisiyle de görüştük zaten. Bakalım dedi. Okullar şöyle iyice bir kapansın dedi. Kendisi de ben de işlerimi şöyle bir yolumuza koyalım. Büyük bir ihtimalle Antalya'ya gelecek inşallah. Bekliyorum dört gözle ve seve seve bekliyorum Ebru'cum seni her zaman. Kendisi de söyledim. Her zaman için bekliyorum kızlarıyla ve kendisini. Sabahlara kadar şöyle çay kahve içinde sohbet etmeyi çok istiyoruz beraber. Bak ne güzel. Scooter'ını al öyle.
dışarıya çıktığımızda kullan. İsmail onu hiç elleme. Onu biz hay düzeltemez. Onun oradaki şeylerinde sıkıntı var büyükte. Onu bir bisikletçiye düzeltiriz. Daha iyi olur. Hem sağlamlar. Bizim orada şurada yolda bisikletçi var. Biz ama öbür tarafa gideceğiz. Biz Selekler tarafına gideceğiz. Ablayla Selekler tarafında buluşacağız çünkü. Evet. İsmail suratında 3 tane cızık var yine. Cızıkların sebebi bu. Cızıkların. Bak kendi arabasını kendi kullanmaya başladı bu da. Dün uyuyordum. Geldi. Şuranı böyle cimcik dedi. Uyuyor yani. Ya bir dur. Ayağımın altında dolanıyorsun ya. Ama. İsmail'cim yavaş. İsmail kardeşin koşuyor. Dur. Dur kaldırıma çıktığımızda yaparsın. Aa tabii canım. Ben arabaya mı gideyim? Hakan'ın peşinden skutura mı koşturayım? Hakan dur bebeğim. Tut abinin elini. Tut abi seni. Abinin elini tutar mısın? Dur. Ver bakalım skuturunu istiyor ver. Arabayı al sen elindeki. O bilmez İsmail o düş götüremez o kendi tutması lazım. O senin peşine koşsun yeter ama dur kaldırıma çıkalım öyle İsmail. İsmail beni de bekleyin ama. Arada sen dur o da seninle beraber duruyor zaten beni de bekleyin. Haydi. Hadi. İsmail onun gözüne çok büyük geliyor. Skuter de o yüzden. Sen ters tutuyorsun ama şeyini. Direksiyonu ters. Çevir. Ha o şeyler içe bakacak. Vidalar içe bakacak. Evet. İçe bakacak vidaların. Bekle orada beni kaldırımda. Evet Selekler'in önüne Nazife arkadaşımıza, Nazife kardeşimize buluşacağız. Zaten Selekler'i sizler de biliyorsunuz bizim evimize yürüme mesafesinden 5-10 dakikada yürüyebiliyoruz yani. Geldik de sayılır şansımıza şimdi Nazife ile WhatsApp'tan konuşuyorduk. Abla şansımıza da yağmur başladı ama dedi. Valla Antalya yağmuru ya bir şey olmaz dedi. Yaz yağmuru sıkıntı olmaz yani. Haydi aşkım. Afin yoruldun mu sen? Tabi canım o kadar koşturursan yorulursun tabi. Oturuşa bak ya. Neyse hadi birazcık dinlen bakalım sen öyle. Bağlamayacağım da seni. Sen 2 dakika sonra zaten inersin yine aşağıya. Abisinin arkasından koşturacağım derken yoruldu. Bir de öksürüğü dolunca tabii ister istemez. Daha çok yoruldu. Of annem of. Ay buranın kıyafetleri çok güzel ya. Bayılıyorum ben elbiselerine falan. Bakın aslında şu yeşil. Tulum çok güzel. Ama üst taraf tabii o kadar açık olmasa daha güzelmiş. İsmail biraz yavaş git de sana yetişsin. Çok hızlı gidiyorsun ya bak. Bir de yoruluyor. Öpeceğim seni.
Manzaranın güzelliğine bakar mısınız? Harika. İsmail istersen ona ver, o binmeye bir de çalışsın da yoruluyor anneciğim, peşinden çok koşturuyor bu sefer. Ver. Hakan. İndirelim mi onun boyunu bir tık daha? İndiriver bakalım bir. Yardımcı olayım mı annem? Oradan değildik ama. Şurayı böyle yaparız yoksa aşağı inmez. Ha tamam, özür dilerim. Gel hadi, ben açayım mı istersin orayı? Açamıyorum. Tut bakalım sen bana şöyle bir. Çok sıkı bağlanmış. Bak kamerayla ellerini kapatıyor. Evet. Ana bu ne? Hakikaten bu çok fena sıkıntı. Ay neyse, bunu başka sıkıntı. Vazgeçtim ben bunu açmaktan. Hadi bir daha dene bakayım bir. Hakan nerede? İşte. Gözüm üstünde sürekli okun. Hoppa. O herhalde iyice sıkıldı. Neyse ver bakalım den şey yapsın be. Deneyeceğim, bineceğim mi? Gel. Kaka. Su içecek. Gel annem gel. Kendini yoruyorsun ama aşkım. Dur. Yorsun da. İyiyim ama öksürüyor bu sefer, iyice şey oluyor, kötü oluyor yoruldukça da, o yüzden. Nasife'cim de gelmiş, arabayı otoparka park ediyormuş. Benim anladığım kadarıyla büyük bir ihtimalle Select'ten hemen yandaki katlı otoparka park ediyor arabayı. Ondan sonra bakalım Nazife'cim nereye isterse o tarafa doğru gideriz. Işıklara gitmek isterse bu tarafa. Ama yok, Konya altı tarafında denizi görmek istiyorum derse böyle şu tarafa doğru yürürüz bakalım bir. Gelsin hayırlısıyla. Valla WhatsApp'ta fotoğrafını gördüğüm kadarıyla kendisini çıkarmaya çalışacağım ama şöyle etrafıma bakıyorum, bize doğru gelen kimse de yok. Ya da şöyle bir etrafına bakınan biri de yok. Nene nerede nene? Anneanne nerede? Faize nerede Faize? İsimle sesleniyoruz biz. Doğru. Anne. Efendim. Şimdi o parka girersek çıkamayız. En güzeli biz sizle beraber yürüyelim. Nihal abla da gelsin, ışıklara doğru gidelim. Olur mu Atlas? Tamam mı? Oy canım benim ya. Gözler çok güzel Atlas'ın. Ama dediğin gibi bak bak. O aynı İsmail gibi utangaç. Evet. Bak. Tip olarak da benziyoruz. Benziyor abla, ben sürekli. Gel ama kardeşin oraya gider. Sıkıntı olur. Gel, seni örnek alır o. Geliyor İsmail abin de. Yok dedi. Yok dedi değil mi? Aynen. Şimdi dur bir lavabo düşünüyorum ama nerede var diye onu düşünüyorum şu anda. Seleklerin içinde var diye hatırlıyorum çünkü. Tamam Tarifeciğim. Ben Nihal abla gelmeden. Tamam git gelsin. Tamam. Eymen kalsın bizimle. Nazife'cim de geldi sağ olsun. Şimdi Nihal ablacığımla telefonlaştık. O da geldiği zaman hep beraber şöyle ışıklara doğru hem çocukları gezdireceğiz hem bir yürüyüş yapıp bir yerde çay kahve içeceğiz. Eymen gel buraya gel. Gel, utangaç Eymen'im benim. Değil mi? Ay Allah'ım, gözler falan aynı İsmail abisi. Eymen kaça gidiyordun sen? 2'ye. Nasıl gidiyor okul? İyi mi? Bak hadi İsmail abi yanına bir otursana. Bak skuturu kullanabilirsin Eymen'cim. Ha? İstersen alabilirsin. Bak İsmail abin de ne güzel diyor. İstersen alabilirsin diyor. Al, kullanabilirsin tatlım. Şimdi bak ışıklara doğru giderken sen kullan istersen. Niye? Bak Allah'ım aynı İsmail ya. Nazife de söylüyor. Aynı de İsmail abisi gibi diyor. Sessiz, sakin. Bir de bir ağır abilik var Eymen'de de. Sendeki gibi çok terledin soşum. Orada oraya koşturmuyor. Evet aşkım. Nerede acaba anne yanımca? Bak. Gel annem gel. Gel.
Oradan sürerken Evet. Yağmur da eve ile atmaya başladı. Geçen dışarıya çıktığımızda yağış vardı, böyle yağlıydı. Nereye kaçıyor ya? Ama yine geçer ya. Antalya'nın yağmurlarını sizler de biliyorsunuz, yaz yağmuru böyle gelip geçici. Bak Emin abin getirdi, al. Nazife'cim çok genç bir arkadaşımız, kardeşimiz diyebilirim yani, ama çok tatlı bir kız. Annen ne kadar tatlı bir bayan değil mi? Bana göre çocuk gibi, daha yaşı çok genç çünkü de, o yüzden size söyleyeyim. Kaç yaşında Nazife'cim? Evlenede yani 26-27 yaşlarında bir bayan, kadın diyeyim yani. Bayan demiyoruz artık, bayanı tamamıyla kestik. Kadın ama çok tatlı, çok sevecen, Allah'ım inanılmaz derecede güzel bir kız ya. Kız diyeyim ben artık yani, siz artık anlıyorsunuz. Çok şeker ya, çok beğendim inanılmaz derecede. Bir de pembiş pembiş giymiş, çok da güzel olmuş. Şeker gibi olmuş kendisi de sarışın. Sarışınlanınca da çok yakışmış Allah'ım. Belgin ablacığım diyor, çok heyecanlıydım diyor. Dün akşam diye hiç ama hiç uyumadım dedi. Gerçekten diyor, hepinizi çok seviyorum diyor. Faiz ablamı diyor, Ebru ablamı diyor, Leyla ablamı diyor, Gülcan ablamı diyor. Hepsini kucak dolusu sevgilerimi ve öpücüklerimi gönderim dedi. Evet bu arada kızlar, sizlere hepinize Nazifeciğimin selamı var ve sizi öpüyor. Kendisi de zaten geldiği zaman da yine söylenir. Atlas çığımızı lavaboya kadar götürdü. Seleklerin içinde lavabo var. Şuna ben diye İsmail'e gidip geldiydi ama orada yok. Allah'ım yağmur da baya baya bir hızlandı şu anda ya. Atlas, ama İsmail'le şey Eymen aynı kaderi yaşıyoruz diyor. Eymen de kardeşi Atlas'tan dayak yiyormuş diyor. Ben diyor boğazımı sıkıyor diyor. İsmail de bildiğiniz gibi Hakan'la boğuşuyor. İsmail de, ikisi birbirinin dertlerini şu anda dinliyorlar. O bana bunu yapıyor diyor. Eymen, Atlas, Eymen diyor ki Atlas bana böyle yapıyor diyor. İsmail de Hakan da bana böyle daha dönüyor diyor. Kardeşlerinden hayıflanıyorlar. Ay, az önce gördüydüm. Nazife'cim geliyorlardı ama karşıdan karşıya geçiyorlar galiba. Bakar mısınız ne güzel giymiş, pembiş pembiş. Pek güzel elbisesi ama ya, çok beğendim. Hızlansın hayatım, biraz sonra bir yere geçer otururuz, bir şey olmaz, sıkıntı olmaz. Ya da biz şöyle yuvama karşı doğru gidelim, yuvama. Nihal abla da yuvama gelir zaten, hemen tamam, ileride daha iyi olur. Tamam. Hadi gelin. Eymen'le İsmail dertleşiyordu, ben sana söyleyeyim. Birisi, ikisi de kardeşinden çok dertli. Tahmin ettiğim gibi. İsmail'in de suratını çizdi yine, sağ olsun Hakan'cığım. Eymen de aynı şekilde. O da diyor ki benim diyor boğazımı çok sıkıyor diyor, Atlas diyor. Bir kaos ortamı her zaman. Boğuşuyorlar, sürekli boğuşuyorlar. Düz gidiyoruz, gel. Hadi Hakan'cığım. İstine bakar mısın abla, parmak arası terlikle geldim. Ama en güzelini yaptın lan. Bir şey olmaz ya. Yağmur geçer geçer. Nihal ablayı da çağırdık, kadın ıslanacak hatta hatta. Bakalım. Nihal ablanın dişinde sıkıntı var hayatım. Dişindeki implant çıkınca, kemik dışarıda kalınca iltihap yaptı o da. Senin zaten, sen de aynı şekilde uğraşıyordun kaç gündür. Botoks yaptırıyorum, ne güzel gördün mü? Gereğin yok aşkım senin. Yok de işte ben sevmem botoks falan da yok. Sağlık açısından yaptırmak evet. Zorundayım şu aralar. Nihal abla. Aynen. Hakan. Kimin? MasterChef diyor. MasterChef şu hani jip arabalara benzeyenler var ya, böyle büyük tekerlekli. Onlara Master Truck diyecek. Ha, Master Truck var ya, ona MasterChef diyor. Efendim anneciğim. Gel ben sana. Evet, oturabilirsin. Hadi gel otur bakalım. Tabii.
Buranın manzarası çok güzel evet. Ama. Gerçekten buranın manzarası böyle olduğunu bilmiyordum. Bu yuvamın komple bütün manzarası böyle. Değil mi? Benim yavrum daha video çekti hatta. Araba, sudaki araba yaptım. Evet. Yuvandan çok çıktığında bir bastım da orada. Anne bir şey söyleyeceğim. Abla sana küçük bir hediye aldım. Ay, aşk çok olsun. Küçük. Ne ayla? Niye öyle sen medyatı? Kam sakızı çoban armağanı derler olsun. Ya. Hiç zahmet etmesin. Olsun. Niye için? Senin yüzünü bir arkadaşımız daha bekliyoruz. Gelsin öyle verelim oğlum. Teşekkürler. Vallahi nasıl beni yerde zahmet ettin. Ay çok güzel. Ay ismin bir de yazmışsın. Sana layık değil ama. Ay niye öyle diyorsun? Benden sana hatıra kalmasını isterim. Ne demek? Bana takarsan sen de veririm. Ay çok sağ ol hayatım. Pardon Nazif. Ay ismi bir de yazmışsın ama çok güzel. Çok ince. Sana layık değil abla. Ay, gerçekten. Olsun. Dedim ya küçük bir hediye. Benden hatıra baktıkça beni hatırlarsın. Her zaman. Uzaktayız çünkü birbirimize. Uzaktayız ama yine de olsun yine de haberleşiriz hayatım. Aynen, ne abla. Demek ya. Ama her zaman da beklerim. Yazı yine gelirseniz. Ben de Adana'ya beklerim ablacığım inşallah. İnşallah inşallah. İnşallah seneye belki yine. Gelirsin. Belki yazın yine gelirsiniz yaz ortalarında. Bir daha gelemem de. Bu yaz. İşlerden dolayı. Çünkü işe başlayacak. Yeni bir işe başlayacak. Sanmıyorum. Hani işler... Ne zaman kısmet olursa İnşallah her zaman beklerim. Niye Allah'ıma geldi? Geldi mi? Bak. Aa, kızım bugün hepimiz elbise giyinmişiz. Şey gibi. Sözleşmiş gibi hepimizde elbise var bugün. Ay. Yağmurdan. Yağmurdan. Nasıl heyecanlıyım? Öyle ay Nazife çok heyecanlı hiç sorma. Yalan ya. Kusura bakma abla ıslandım. Islandım. Çok güzel. Islandık. Şeyden videolardan daha güzelsin. Evet. Aynısını Belgin ablaya nasıl? Çok zayıfmışsın diyor da ay Allah razı olsun dedi. Abla nasılsın? Gel otur abla. İyiyim sen nasılsın? İyiyim ben de çok şükür. Nela abla sandalye çek. Hayır hayır sen. Hayır sen hiç şeyin üzerine. Seni de çağırdık. Hastaymışsın. Evet. Dişten dolayı. Şurayı görmek istedim dedim ben. İyi yaptın. Yağmur iyi geldi. Valla bayağı da ıslandık. Ahmak ıslata. Ay. Karı kutum. Hakan da bize şey. Eşekler tepki. Evet biraz öyle olay diye laf geçmeyeceğim. Gerçekten eşekler tepki yani. Yanıyor her yerim yanıyor. Ya ama senin dişten dolayı da o yüzden yalnız. Dişten gidiyorsunuz ikiniz de var. Benim çenemden evet. Dolayı da benim çok Allah'tan diş değil. Ben dişten değilim. Evet. Benim ağrım yok Nazifeciğim. Benim ağrım olmadığı için ben rahatsım. Ay sonra geriye yattım ona kadar. Kalkamadım yerimden kalkamadım. Var ya. Dergin arayınca vallahi kalktım. Dinin yapmışsın abla ya. Ya Nazife dedi ki Helal bacım da gelir mi dedi. Valla dedim bir sorayım. Rahatsız olduğunu söyledi de. Dedim ki acaba gelir mi? Çağırsak hani ayıp olur mu? O da yok gelir inşallah dedi. E yakışıklının ismi ne? Atlas. Atlas. Ya. Çok memnun oldum Atlas'ın tanıştığımıza. Nihal ablayı biliyor musun anne sen videolardan? Hı-hı. Sen Eymen'e baksana bir İsmail'lere kadar birbirlerine benziyor. Eymen İsmail bak ya. Nihal ablaya bakar mısın? İsmail'le görüyorum. Gözler sarışınlı. Kardeş gibiler. Hayır. Karakter de birbirlerine benziyor biliyor musun? Evet. Abi. Ağır abiye. İkisinin de dertleri aynı. İkisi de kardeşinden dertli. Aynı mı? Aynı mı? Alışımlar böyle karşılıklı. Bir fena. İkisi de aynı diyor. Bizimki de illallah demiyor ya da kardeşim diyor başka bir şey demiyor. Bir şey diyorum. Oğlum sen büyüksün. Ay evet. Sen alttan al. Sen abisin. Sen idare etmen lazım. Ay çok öyle değil. İyi yaşıyor be. Vallahi çok büyükler fena. Ama hep öyle ya zaten. Evet. Ama. Sen büyüksün. Sen idare et. Evet. O daha küçük. Ya bak televizyonu alma. Ya. Başka teyzeciğim. Bana diyor ki İsmail diyor ki benim diyor yüzüm iyi oldu diyor. Bu da diyor benim diyor boğazımı sıkıyor kardeş. İkisi ya. De birbirlerinin dertlerini söylüyorlar. Ya. Görsen. Boğuşarak oynamaları meşhur zaten. Siz de dertleşiyor musunuz arada? Atlas'la. Yok onlar pek oyuncak aldırdılar. Evet birbirlerinin oyuncaklarını aldılar. İkisi de birbirlerine iyi anlaştılar. Bak evet. Hiç şey yapmadılar ama. Yani bir şey yok. Aman olmasın. Olmaz da zannetmiyorum ben onun arasında. Yağmur başladı yine. Güzel ama elle mi ne güzel. İşte bu zaten bunu hasreden bu ya. Ay deli gibi sabahtan beri onu giyiyorum, askılı giyiyorum, çıkarıyorum, üşüyorum. Uzun kollu giyiyorum, yanıyorum, terliyorum. Aynen. Haziran yağmuru ama yine de bayağı da ıslattı her yere. Bayağı yağıyor evet. Yani.
şansıma Belgin ablaya da dedim ya. O kadar dün günlük bir hüsnandıktı. Şansımız var. Antalya'nın havası belli olmaz. Ama ben dedim ki Antalya havasından bir şey olmaz. Islansak da ne olacak dedim. Bu yağmur gelip geçici hayatı. Bak yağmur durdu. Yok durmamış, pardon, özür dilerim. Benim gözler görmüyor. Gel daha beter ıslanmasın da. İslanma. Adana'dan geldiniz. Evet, Adana'dan. İlk günler zaten aşağı yukarı aynı. Hemen hemen aynı. Alışacaklar. Bu yaşta bu iklime alışacaklar. Aynen öyle. Da alışacaklar. Yapacak bir şey yok. Aynen öyle. Aynen. Aa, bak bana pas vermiyor. Hem atlas var hem şey. Bize de daha pas vermedi. Pas vermiyor. Hakan. Hakan. Ama oyuncak aldırdılar. Bak. O bari ne görse işte. Evet. Bu da aynı abla var ya. Şu anda hep isteme şeyindiler. Şöyle. Daha yine bilgisayar okuyoruz. Ara kablolar var orada. Onlara ne yapacağız? Kablo kablo. Dün şeye çıkmıştık ama mektepe telefonu binmiştik. Ben de yoktum. Küçücük araba bildim. Şu A101'de satılan 25 TL'lik arabayı eşime 128 TL'ye verdim. Aldırmış. 128 TL'ye... Sinek tepe olunca Nihal ablacığım yapacak bir şey yok. Şey yapamamış ki. Kıramadı. Hani ayıp olacak. Aslında vermek lazım. Hani çekiniyoruz, ben de yapamıyoruz dedim. Da. Ben veriyorum. Ben yalan yok. Ben veririm. Bırak derim. Çok pahalıymıştım. Almam, çeker giderim. Ya işte eşim... Erkekler biraz öyle olmuyor abla işte. Biz... Biraz erkekler daha... zaten evet, pazarlık da yapmıyorlar. Yapmıyor. Kadınlar güzel pazarlık yapıyor. Çirkeflik yapıyorlar. Ama şey yapıyorlar. Ama olacağını bilemedim diyor. Çok taş ama. Taş patlasın 50 liralık olsun. Küçük bir araba. 128 TL'ye aldım. Bir şey mi diyorsun? Ah! Oh kuzuma bak. Bu pek güzel. Bak. Bak abisinin peşinde dolaşıyor. Sana da koştursun o şey abilerin peşinde de. Onun abisi şu anda tramvaya tramvaya binecekmiş. Tamam, baba söz verdi değil mi anneciğim? Evet. Baban söz verdi, bindireceğim dedi. Evet. Ben selam değil. Şimdi değil. Hayır. İsmail seni bekliyor arkada. Koş seni görsün göremedi kim, anne. Hakan, Hakan evet. Heykelin hemen arkasında ben gördüm kırmızı. İsmail arıyor şu anda. Göremedi onu bir anda. Kaçırdı gözden. Hakan nerede? Hemen şurada bak geliyor. Tamam. Karşıda. Geldi mi ya? Bakar mısın? Böyle bir centilmen abi. Bak. Antalya'nın halleri. Evet. Evet. Ayakta terlik, elde şemsiye. Değişik değişik havadan. Üstünde mont. Evet. Şortlu. Ben öyle diyorum. Antalya'da şey elinde valizle gezeceksin. Şimdi evet. Bot, bir şemsiye, bir parmak arası terlik. Hepsi içinde oldu. Hazır İsmail! Ol. Aynen öyle abla. Gelin aşkım. Geliyorlar. Buralarda araba sıkıntısı yok mu? Allah korusun. Yok yok. O da geçti zaten. Aynen. Geçti artık aslında. Anneciğim, hayır ama onlar anlaştılar kendi aralarında. Öyle, onlara karışmıyoruz şey biz. Yani. Hayır yapmazlar. Onlar az önce konuşuyorlardı. 5 dakika sen 10 dakika tamam, öyle yap. Ayıp olur annem. Bak. Hayır hayır ayıp olurmuş. Çocuğun sıkıntılarını alma. Hayır canım ne olacak? İsmail de kızarı veriyor hemen. İsmail hemen kızarır çok çabuk. Evet. Ey yavrum be. İyi yoruldu ama Hakan güzel koştu bugün. Uyur öğlen 3 var. Yatırır mı abla? Yapar. Ben kalktım Hakan'ın sesi yok. Gel bakalım. Allah Allah dedim. Bunlar evde yoksa dedim Belgin elektrik süpürgesini niye istedi dedim. Ay elektrik süpürgem bozuldu. Mavi bozuldu beyaz almadan. Beyaz alacağım maviyi vereceğim. Birini alıyorum birini vereceğim. Birini alıyorum birini vereceğim. Aynen. Herkes gerekçesini söyleyip böyle evet, girebilir. Tabii canım şeyden girişlerden almıyorlar kimseyi. Sen mesela normal kendi arabanla giremezsin buraya yasak. Normal trafiğe açık giremezsin. Değil evet. Allah'tan onun o yönü var. Bir de taksiciler yavaş gidiyor Nihal abla. Biliyorlar. Biliyorlar çünkü. Tamam. Evet baksana abla. Burada biz hastayız burada. Kardeşle de oyuna bak. Eski konaklardan. İşte böyle istedim aslında ben. Kızım senin çocukların var ses ediyorsun kale içini kendisi zaten ses gürültü yani. Bir şey olmaz aşk olsun. Hadi. Evet biraz daha yayılabilirsiniz. Düz gidiyoruz bebeğim.
Bak ya nasıl. Ay kuşum benim, nasıl da koşturuyor ya. Vallahi yerim seni ben ya. Bak 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 bak. Ay annem. Çok güzel bir çocuksun. Bak ya, yorulacaksın ama. Neyse ama enerjini çok güzel attın sen bugün. Eymen'le çok iyi anlaştınız İsmail. Çok sevindim anneciğim ya. İyi ki de bak skuturu getirmişsin. Hiç aklımızda yoktu skuturu getirmek. Bugün denk gel skuturu götürüm dedim. Bak ne güzel Eymen'le oyun oynadınız. Çünkü biz Eymen'i bilmiyorduk. Eymen'in geleceğini, yani senin yaşında bir arkadaşın olduğunu bilmiyorduk yani. Yaşlarına yakın. Eymen 2'ye gidiyor. 3'e geçtin değil mi şimdi? Geçeceğim. Geçeceksin işte. Bitti geçtin diyoruz biz yani. Allah'ın izniyle inşallah. 3'e geçtin. Bu da 6'ya geçti. 3 yaşında. Evet. Aynen. Bak ne güzel. Çok iyi anlaştınız maşallah. Bizi Fransa'dan takip eden ve izleyen bir ablamız var. Muhsine ablamız. Bizim bu annenlerim ve ablam, eniştelerim üçünün oynadığı müzikle o da kendisi açmış. Kendi televizyonun ekranında kendisi de oynamış. Bana küçük bir videosunu attı. Bunu yayınlarsan çok sevinirim dedi. Ve bir de Kuşadası'nda büyük ablasının oğlu evlenmiş Serdar. Yeğenimiz Serdar diyelim. Ona mutluluklar diyoruz eşiyle beraber inşallah. Allah bir yastıkta kocasında sağlıklı ve mutlu ve huzurlu bir şekilde evliliklerini daim etmesini diliyoruz. Ve Serdar'cığımı buradan öpüyorum. Ve mutluluklar diyorum. Muhsin ablacığımı da öpüyorum. Muhsin ablacığımın yeğeninin de küçük bir fotoğrafı, minik bir videosu var. İndirebilirsin onu Instagram'dan Messenger'da indireceğim. Muhsin ablamın videosu beraber ablamlara ve annemlere, anneme eşlik etmiş olduğu oynadığı videoyu sizlerle de paylaşacağım inşallah. Muhsin ablacığım tekrardan seni çok seviyorum, öpüyorum. Buradan sana selamlar. Antalya'dan, Türkiye'den, Fransa'ya selamlar diyorum. Her yanım ballanarak. Amazon papri. Haydi haydi. Çok şükür, bin şükür seni bana verene. Yazmasın tek günümü sensiz kadere. Ellerimiz bir, gönüllerimiz bir. Biz de kubiye geldik, kubide oturduk. Bakalım hava bir durdu. Şimdi tekrardan yağmaya başladı ama Nihal ablacığımın da dediğine göre büyük bir ihtimalle yağış devam edecek. Ama çok güzel bir hava var. Bak ya, ağzıyla çıkardığı sese bak. İsmail yemin ederim nereden nasıl buluyorum böyle şeyleri hiç bilmiyorum annem ya. Evet Nazifeciğimi ve çocuklarını uğurladıktan sonra eşi geldi. Eşi kendilerini aldılar. Otellerine geçtiler. Ay çok tatlı bir kızım. Evet. Haşim kız diyorum çünkü hani yaşı bizden bayağı küçük olduğundan dolayı. Evet çok candan ya. Çok seveceğim. Sanki var ya Nazife ilk defa görmüş gibi değil. Daha öncelerden de Nazife'yle bir oturup konuşup çay kahve içmiş demiş. Varcasına Nazife'yle o derece biz kanımız karnında o derece ısındıkken çok tatlı çok seveceğim bir bayan. Oğulları da aynı şekilde. Hele neydi? Eymen. Eymen Esma inanılmaz derece çok güzel anlaştı. Günün sonuna doğru da Hakan'la da Atlas anlaşmaya başladı ama Hakan'la Atlas birbirinin aynısı. İkisi de hırçın seviyor gerçekten. Atlas da hırçın seviyor. Hakan da hırçın seviyordu. İç annemsin. İnşallah tekrardan Antalya'ya geldikleri zaman tekrardan görüşürüz. Hatta tekrar gelmeden önce arayın dedik. Hani oteli daha şehir içi bir yerden ayarlayamıyor. Evet. Çünkü onlar bayağı bir uzakta kalmışlar. O yüzden şehre gelip şehir içine gelip gitmek zorunluyor abla dedi. Ama bir daha inşallah seneye nasıl kısmet olursa tekrardan göreceğiz. Bizi de Adana'ya bekliyor. İnşallah Adana'ya bakalım. Adana'ya gidek mi? Gidek. Kalk gidek.
Adana'ya, Adana'da sıcak be. Ha, sanki Adana'ya çok bir şey. Ama olsun ne bileyim, sanki Antalya bana daha bir şey gibi. Bir tık şey daha şey gibi. Adana'da sıcak, burası gibi orası. Evet evet, Adana'da gerçekten çok sıcak. Neyse bakalım. Hayırlı yolculuklar buradan Nazifeciğime. Kendisini çok seviyoruz, aynen, öpüyoruz inşallah. Tekrar görüşmek üzere diyoruz. Artık bizler de sizlerden yavaş yavaş izniniz isteyelim. Kaçalım. Bir güzel günümüzün daha sonuna geldik. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Like atıp abone ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın.